Merhaba sevgili gençler. Milli edebiyat geleneğini devam ettiren isimlerden bir kişi kalmıştı. Bunu unutmuşuz. Mustafa Necati Sepetçioğlu. Hemen kısaca buna değinip ondan sonra Cumhuriyet döneminde toplumcu gerçekçi roman ve öykü yazarlarımıza başlayacağız. Evet, Mustafa Necati Sepetçioğlu bir yıldız koyuyoruz. Anadolu'nun Türkleşmesini anlattı. Kilit adlı romanı oldukça önemlidir. Kilit romanının konusu sevgili arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı, o Türklerle, Selçuklu Türkleriyle Bizanslar arasındaki işte oyunlar, savaşlar anlatılmıştır. Tarihi ve güncel konulara ağırlık veren bir yazarımızdır. Romanları bakın bir tarih silsilesi olarak geliyor. Önce Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun kapılarının açılması, sonra Osmanlı'nın kurulması, sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Kurtuluş Savaşı ve devletin kuruluş süreci. Bunların hepsi bir panoramik bir roman yazarı olduğunu unutmayın. Romanların isimleri çok kolay. Bakın kilit, anahtar, kapı, konak, çatı. Yani işte kilitle kapı açılıyor. Kilit açan nedir? Anahtardır. Anahtar kilit nerededir? Kapıdadır. Kapı neyin kapı? Konağın. Konağın üstünde ne var? Çatı var. Bu mantıkla giden bir romandır. Özellikle bu romanlar kilit, anahtar, kapı, konak, çatı Anadolu'nun nasıl Türk toprağı, Türk vatanı haline geldiğini anlatan romandır. Fakat biz Mustafa Necati Sepetçioğlu dendiği zaman aklımıza gelen en önemli roman Çanakkale. Ve oraya lütfen şunu belirtin. Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış gerçek durumları hikayeleştiren, roman aktaran kişi Mustafa Necati Sepetçioğlu'dur. Öyküleri Abdülrezzak Efendi bir Menevşeler Ölmemeli, Menevşe Menekşe'dir arkadaşlar. Öykü türündeki yapıtlarıdır. Tiyatro eserleri. Büyük Otmarlar, Büyük Osmanlılar demek Osmanlı tarihini anlatıyor. Sonra geçiyoruz arkadaşlar. Her Bizans'a bir Fatih çizelim. Sonra Meragati Abdülkadir. Bunlar da tiyatro türündeki eserleridir. Can ocağında pişen aş, sonsuza uyanan taşlar da deneme türündeki Mustafa Necatioğlu'nun eserleri arasında yer almakta. Evet, Mustafa Necatioğlu'nu geçiyoruz ve gelelim. Evet, bugünkü dersimizin asıl konusu Cumhuriyet döneminde toplumcu, gerçekçi edebiyatçılarımız. Çoğunlukla realist ve naturalist çizgide olan isimler. Köy hayatından, ağa köylü çatışmasından, öğretmen imam çatışmasından, daha sonra 1940'tan sonra fabrikanın ortaya çıkmasıyla işte işçi, fabrika, sendika, patron ondan sonra kavramlarının edebiyata dahil olduğu kişiler toplumcu gerçekçilerdir. Toplumcu gerçekçilerde çoğunlukla siyasi söylem vardır. Emek, grev, sendika, sosyalist, komünist bir dünya görüşüne sahiptirler. Hatırlayın bunların piri toplumcu serbest şiir anlayışında anlatmıştık Nazım Hikmet Rand'ı. Peki birinci isim Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'ye 5 yıldız koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Sabahattin Ali deyince Anadolu köy kasaba yaşamını gerçekçi bir dille dile getiren bir isimdir. Önemli. Yani realist olduğunu söylemiştik. Trajediye benzer. İçli hikayeler yazar. Çoğunlukla hikaye ve romanlarının sonunda trajedi unsuru dikkat çekiyor. Sosyal sorunlar, eşitsizlikler, töreler, acılar, aşk ve kadın romanlarında ele aldığı en temel kavramlardır. Klasik ve modern hikayeyi birleştirip bakın burası önemli. Kendine has yani hem modern hem de klasik Mapusant'ta Çehov tarzını birleştiren bir hikaye tarzı vardır. Eserlerinde ruh tahlillerinde oldukça başarılı bir isimdir. Sabahattin Ali'nin arkadaşlar özellikle romanları içerisinde en dikkat çeken romanın adı Kuyucaklı Yusuf romanı olduğunu lütfen unutmayalım. Bu roman oldukça popülerdir. Kuyucaklı Yusuf romanını eminim işlerinizde okumayanınız yoktur. Zaten hatırlayacak olursanız biz 10. sınıftayken bütün öğrencilerimize bu anlamda Kuyucaklı Yusuf romanını okutup onun romanından şiirler, sınavlar yapmıştık Sabahattin Ali'nin romanlarından. Peki Kuyucaklı Yusuf'ta Sabahattin Ali'nin romanında ne vardı? Hatırlayın baş kahramanımız kimlerdi sevgili arkadaşlar? Baş kahramanımız Yusuf'tu. Muazzez vardı aşık olduğu kız Kaymakam Bey'in kızı. Kaymakamın adı Kaymakam Selahattin Bey'di. Hilmi Bey ve Şakir ise kötü olumsuz karakterler olarak Edremit civarındaki derebeyi zengin otorite olarak dikkat çekiyor. Bir de Yusuf'un yol arkadaşı ve daha sonra Şakir tarafından öldürülecek Ali vardı. Peki romanda ne anlatıyordu? Anne ve babası eşkıyalar tarafından öldürülen ve sabaha kadar anne babasının cesetlerinin başında bir parmağı kesik bir vaziyette korkmadan cesur bir şekilde duran
Kuyucaklı Yusuf. Kuyucak, Aydın'ın Nazilli ilçesinin bir köyüydü arkadaşlar. Ve Yusuf'un hikayesi anlatılıyor. Yusuf, kaymakam Selahattin Bey tarafından buradan alınıyor. Kimsesi kalmadığı için artık ve evlatlık olarak. Çünkü Selahattin Bey'in de bir erkek evladı yok. Benim de gel diyor, evladım ol diyor. Evlatlık olarak edinmesiyle olaylar başlıyor. Selahattin Bey Yusuf'u alıyor, evine götürüyor. Evinde karısı Şahende Hanım var. Ve Şahende Selahattin Bey'e ondan sonra hiç böyle yakışmayan bir tip. Olumsuz, para, zevk düşkünü bir kadındır. Edremit'in sosyal kültürel yapısı. A zengin, ondan sonra işte halk çatışması, yoksulla zengin arasındaki mücadeleler. Bunların hepsi dile getiriliyor. Yusuf gözü pek yiğit bir delikanlı. Küçüklüğünden beri Muazzez'le büyüyor ve Muazzez'den yaşça büyük birisidir. Şahin de ilk başta Yusuf'u eve kabul etmek istemiyor ama daha sonra dışarıda sokakları rahat rahat gezebilmesi için Yusuf'un Muazzez'le ilgilendiğini görünce ha kıza bakıcılık yapıyor diyor, ses çıkarmaya başlıyor. Fakat Selahattin Bey arkadaşlar işte bir tuzağa düşürülüyor. Özellikle bu Hilmi Bey ve çetesi tarafından bir kumar borcu ve kumar borcunu ödemesi mümkün değil. Bu kumar borcunun karşılığında Yusuf'un şey Selahattin Bey'in kızı Muazzez'i oğlu Şakir'e istiyorlar. Fakat Yusuf buna karşı çıkıyor ve bundan kurtulmak için ne yapmak lazım, ne yapmak lazım? Yakın arkadaşı, temiz delikanlı, bir ticaretle uğraşan Ali'ye diyor ki gel diyor Muazzez'i seninle evlendirelim diyor. Fakat başlık parası verecek. Yani başlık parası karşılığında da Selahattin Bey'in Hilmi Bey ve çetesine olan kumar borcu kapanmış olacak. Ali bunu kabul ediyor. Ali de çünkü Muazzez'den hoşlanıyor. Ve Ali bu parayı ödeyerek Selahattin Bey'i bu beladan kurtarmış oluyor. Düğün gecesi geliyor ve bu durumu içerleyen, bu durumu yediremeyen ondan sonra Şakir sarhoş vazit düğünü basıyor ve o düğün gecesinde Ali'yi öldürüyor. Fakat işte zengin eşrafın adamı olduğu için, onun oğlu olduğu için, Hilmi Bey'in oğlu olduğu için Şakir bu beladan yırtıyor. Cinayeti başkasının üzerine yıkıyorlar ve Şakir hapse girmiyor. Ve bunun üzerine Şakir yine Muazzez'e takılıyor. Fakat bunun üzerine Yusuf, Muazzez de kendisini seviyor. Selahattin Bey'in karşısına çıkıyor. Biz ikimiz evleneceğiz diyor. Selahattin Bey de bunların evliliğini destekliyor. Ne zamana kadar? Selahattin Bey vefat edene kadar. Selahattin Bey'in vefatından sonra Yusuf için, ailesi için sıkıntılı zor günlere başlıyor. Bu kötü Hilmi Bey ve çetesi yeni gelen kaymakamı da arkalarına alarak Yusuf'u Edremit'in dışında evden uzaklaştıracak görevler veriliyor. Ve bu görevler sonucunda artık maddi olarak sıkıntıya giren Şahende hanım kızını da kendisi gibi kötü yola düşürerek ondan sonra Şakir'in, Hilmi Bey çetesinin ondan sonra rakı masalarında eğlence unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir gün bu görevden yorgun argın duran Yusuf evde karısını göremeyince sağa solda araştırıyor ve bir bağ evinde karısının dansöz niyetini oynattıkları haberini alınca bağ evini basıyor ve silahındaki bütün kurşunları etrafa sallıyor. Hepsini tamamen öldürüyor. Fakat bu kurşunları sıktığı sırada Muazzez de ağır yaralanıyor. Muazzez'i atını alarak Edremit'ten dağlara doğru sürüyor ve Muazzez vefat ediyor. Yusuf'un destanı Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin en önemli romanıdır. Bu romanı lütfen dikkat kesilelim. Gelelim ikinci roman arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna. Okumayanınız varsa lütfen kesinlikle okusun. Ama şu bilgi cahilliğinde lütfen kapılmayalım. Hatırlayın birkaç sene önce devlet sanatçısı diye çıkan bir işte bale opera sanatçısı bir televizyon programında Kürk Mantolu Madonna'yı okudunuz mu sorusunu okumaz mıyım? Ne anlatıyor dendiği zaman şarkıcı Madonna'nın hayatını anlatıyor. Sabahattin Ali'nin 1948 senesinde öldüğünden hiç haberdar bile değil bu anlamda. Ha Sabahattin Ali'nin ölümü derken ölümünden anlatalım. Sabahattin Ali 1940 yıllarındaki iktidarın özellikle İçişleri Bakanlığı'yla çok ciddi muhalif olmasından dolayı sürekli başı belada. Ve Sabahattin Ali birkaç defa hapse atılmıştır. Hatta şunu şöyle anlatayım. Eğer içinizde Sinop'a gideniniz varsa Sinop cezaevi var. Halen o cezaevi müze haline dönüştürülmüştür. Sinop cezaevine bu yıllarda 1940'lı yıllarda özellikle siyasi muhalif mahkumlar gitsin orada ölsün gebersin diye gönderirlermiş. Niye gönderiyorlar arkadaşlar? Cezaevi denize sıfır. Denizin dalgaları cezaevinin mahpusun duvarlarını vuruyor. Ve bu mahpusun duvarlarını vuran dalgalar içeride rutubet nem yapıyor. Ve cezaevinde o dönemin en öne ölümcül hastalığı veremdir. Çünkü öyle bir rutubetli havaya teneffüs eden insan uzun süre o cezaevinde kalıyorsa
kesinlikle vereme yakalanır. Sebahattin Ali ölsün gebersin diye bu cezaevine göndermişler dedi bu niyetle. Yani gerçekten çok zalimane bir düşünce bir tutukun. Sebahattin Ali çok meşhur bazı şiirlerini işte dışarıda deniz dalgalar aldırma gönüllü eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Bu şarkı şiirlerini bu cezaevinde yazmıştır arkadaşlar. Onun için bu şiirleri oldukça popülerdir unutmayın. Ha Kürk mantolu Madonna. Demek ki şarkıcı Madonna'yı anlatmıyor. Sebahattin Ali 1940'ta ölmüş. Hatta şunu da söyleyelim. Sebahattin Ali tekrar cezaevine atılmak üzere bir soruşturmaya tabi tutuluyor. Ve hapse girmek istemiyor. Yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Edirne'den Meriç Nehri'nden Yunanistan'a kaçarken işte rivayetler çok kesin değil. Sebahattin Ali'nin cesedi mezarı bulunamadı bu anlamda arkadaşlar. Sebahattin Ali tekneyle geçiyor. Geçtikten sonrası bilinmiyor. Anlatılanlara göre kimisi jandarma tarafından İçişleri Bakanı'nın emriyle o kaçarken vuruldu, öldürüldü deniyor. Kimileri ise teknecinin Sebahattin Ali'nin üzerinde biraz para altın olmasından dolayı nehirden karşıya kaçarak geçerken başka da kimsenin olmaması üzerine Sebahattin Ali'yi öldürüp parasına, malına, mülküne çöktüğü şeklinde anlatılıyor. Ama Sebahattin Ali'nin işte 1948'deki bu kaçma girişiminden sonra hiçbir şekilde ismine, adına, şanına, cesedine rastlanmamıştır. Öldürüldüğü bu şekilde tahmin edilmekte. Kürk mantonlu Madonna'da ne anlatıyor? Roman çok enteresan bir roman. Rasim, Raif Efendi ile aynı odada dairede çalışan bir memurdur. Sessiz, sakin bir adam olan yaşlı Raif Efendi bir gün hastalanır ve üç gün işe gele gidemez. İşler oldukça fazla birikince Rasim, Raif Efendi'nin evinde işleri yapması için iş yerindeki bazı evrakları evine götürür. Fakat onun ev halkı tarafından ezildiğini, yalnız bir ruh dünyasına terk edildiğini, yalnız olduğunu görünce Raif Efendi'nin haline çok üzülüyor. Çünkü Raif Efendi evdeki tek çalışan kişidir. Bütün ev Raif Efendi'nin eline mahkumdur. Rasim, Raif Efendi'nin çekmecesindeki günlük tarzındaki defterini bulup okumaya başlar. Raif Efendi'den de izin alır bu defteri okumak için. Raif Efendi'nin varlıklı bir sabun tüccarının oğlu olduğunu, işleri öğrenmesi için babası tarafından Almanya'ya gönderildiğini öğreniyor. Almanya'da bir sergiye gidiyor Raif Efendi ve bir sergide gördüğü bir tablo karşısında saatlerce hayran hayran duruyor. Bu tablo Kürk mantolu Madonna adlı bir kadına ait olan resimdir arkadaşlar. Bu kadının resmine saatlerce bile hayranlıkla bakıyor. Hatta resmi yapılan kadın o gün sergidedir ve bu kadının kendi resmine hayranlıkla baktığını fark edince adamın arkasından herhalde çok beğendiniz diyor. Fakat Raif Efendi tabloya o kadar büyülenmiştir ki arkasına dönüp de gerçekte kadının o kadın olduğunun farkına bile varamıyor. Kadına evet diyor, anneme benzettim diyerek kadını geçiştirmeye çalışıyor. Fakat bir akşam tramvayda giderken arkadaşlar Raif Efendi Kürk mantolu Madonna denilen o kadının benzerini yolda görüyor ve kadını takip etmeye başlıyor. Kadın onun sonra Maria'dır arkadaşlar. Maria Puder'dir ve bir barda şarkıcılık yapmaktadır. Ve Raif Efendi kadını çalıştığı bara kadar gidiyor. Raif Efendi ile Maria arasında bu barda büyük bir aşk başlıyor. Her şey yolunda gidiyor. Mutlu mesutken Raif Efendi'ye Türkiye'den babasının öldüğüne dair bir telgraf geliyor. Raif Efendi afar topar Türkiye'ye gidiyor ve Maria'ya da en kısa sürede seni de yanıma aldatacağım diye ondan sonra haber gönderiyor. Fakat Raif Efendi'nin Türkiye'deki işleri uzuyor. Almanya'ya dönemiyor. Daha sonra birçok mektup yazıyor, telgraf gönderiyor ama Maria Puder'den hiçbir şekilde karşılık göremiyor. Hiçbir şekilde cevap alamıyor. Çok fazla merak ediyor. Fakat Almanya'da gitmek ondan sonra şansına sahip olamıyor. Ve Raif Efendi evlilik yapıyor. Evleniyor, çocuklar oluyor. Yıllar sonra İstanbul'da Maria Luper'in kuzeni olan bir kadın ve yanında genç bir kızla karşılaşıyor. Ondan Maria'nın öldüğünü duyunca şok oluyor. Maria aslında işte bizim Raif Efendi Türkiye'ye döndüğü zaman babasının cenazesi için bu 8-9 aylık süreçte Maria hamile kalıyor ve çocuğunu doğurduğu sırada çocuğun doğduktan kısa bir süre sonra vefat ediyor. Ve bunu Maria'nın kız kardeşinden öğreniyor. Fakat Maria'nın kız kardeşi kızı olduğunu söylemiyor da. Yanındaki çocuğun da Maria'nın olduğu işte kızı olduğunu biz bu şekilde anlıyoruz romandan. Evet, Maria Puder'in ve Raif Efendi'nin ilginç hikayesinin anlatıldığı romandır. Kürk mantolu Madonna. Gerçekten çok ilginç, akıcı bir roman, zevkle okuyacağınız bir roman, kesinlikle tavsiye ederiz. İçimizdeki şeytan ise arkadaşlar, Ömer
Postanede çalışan ve üniversiteye öğrencisi olan bir gençtir. Kadıköy vaporunda gördüğü Macide'ye sırılsıklam aşık olur. Konservatuvar için Edremit'ten İstanbul'a gelen Macide, aile dostu olan Emine Hanım'ın yanında kalır. Daha sonra Ömer'le aynı eve çıkar. Evlenmedikleri halde karı koca ilişkisi yaşarlar. Ömer her şeyden çok kolay sıkılan, hırslı, gözü dışarıda olan birisidir. Ve içimizdeki şeytanın tuzağına düştüğünden Macide'ye mutsuz bir hayatı doğru sürüklemektedir. Bu mutsuz hayatın ondan sonra anlatıldığı romanın adı bir aile içindeki yaşam işte sıkıntılarının, aile içerisindeki mutsuzlukların, karı koca arasındaki mutsuzlukların gözler önüne serildiği roman ismi de İçimizdeki Şeytan isimli romandır. Bu romanda lütfen altını çizelim. Sabahattin Ali'nin öykü türündeki yapıtlarından ise arkadaşlar Değirmen, Çiziyoruz, Kaan'ı, Sırça Köşk, Yeni Dünya bunlar da öykü türündeki yapıtlarıdır. Dağlar ve Rüzgar şiir türündeki kitaplarıdır. Kurbanın Serenatı şiir türündeki kitaplarıdır. Bakın, Sabahattin Ali'nin çok meşhur şiirleri var. Lütfen oraya yazın. Bunların hepsini duymuşsunuzdur. Çocuklar gibi, Dağlar, Leylim Ley, Geçmiyor Günler, ondan sonra Mahpushane Türküsü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Bakın bunlar hepsi önemli şiirleri içerisinde yer almaktadır. Evet bunları da lütfen oraya tekrar edebilirim isterseniz. Şiirleri içerisinde bakın önemli popüler şiirler içerisinde Çocuklar Gibi bir Dağlar, Leylim Ley, Geçmiyor Günler ondan sonra işte Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Bunun Sinop cezaevinde kaldığı zaman efsanevi bir eşkıyanın hikayesinden esinlenerek bu şiiri Sabahattin Ali oluşturmuştur.